Güvenlik güçlerimiz Kurban Bayramı'nda da mesaide terör örgütü PKK'ya yönelik hem operasyonlar hem de ikna çalışmaları sürüyor. Detayları Murat Sekban paylaşacak başkentten bizlerle. Hemen Murat Sekban'a dönelim ve detayları soralım. Murat, günaydın. İyi bayramlar öncelikle. Detaylar senden dinleyelim lütfen. Günaydın İrem. Terörle mücadele bayramda da aralıksız devam ediyor. İnsansız hava araçlarımız havada hem sınırlarımızın içine hem de sınırlarımızın ötesini tek tek an be an tarıyor ve güvenlik güçleri de tespit edilen terör unsurlarını tek tek imha ediyor, yok ediyor. Son olarak ilk olarak aslında bayramın birinci günü Siirt'in Eruh ilçesinde Yassıdağ bölgesinde bir hava operasyonu gerçekleştirilmişti. Hava destekli operasyonda iki terörist etkisiz hale getirilmişti silahlarıyla birlikte. Dün de yine Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir açıklama vardı. Sadece sınırlarımızın içinde değil demiştik. Sınırlarımızın ötesinde de operasyonlar kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyinde de tespit edilen, İHA'lar tarafından tespit edilen 6 terörist, PKK'lı terörist başarılı operasyonlar sonucunda etkisiz hale getirildi. Öte yandan tabii bu başarılı operasyonların terör örgütünde çözülmeleri hızlandırdığını da görüyoruz. İkna çalışmaları sonucu 5 PKK'lı terörist de Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı da 122'ye yükselmiş durumda. Terörle mücadele bayramdan önce olduğu gibi bayramda da kararlılıkla sürüyor. Güvenlik güçlerimiz an be an hem sınırlarımızın içine hem de sınırlarımızın ötesinde operasyonlarını sürdürüyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.